Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayınında konuğumuz İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz. Kendisiyle önümüzdeki bir yıllık seçime kadar olan sürecindeki ekonomik olası gelişmeyi konuşacağız. Bilge Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz vakitiniz için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi Bilge Bey, çok kapsamlı esasında ekonomi zaten şu anda işte güncel hayatta geri adaletsizliği, alım gücünün düşmesi, zamla, daha makro düzeyde cari açık, işsizlik, her şeyle konuşuluyor. Çok kapsamlı bir konu haline geldi ekonomi çünkü en temel sorun, ülkenin sorunu. Biz biraz daha spesifikleştirmek için şöyle bir çerçeve çizmek istedik. Seçime kadar muhtemelen Haziran 2023'te olursa, son bir ikayı saymazsak seçim atmosferi olacak zaten, yaklaşık bir senelik bir süreç var. Türkiye'nin birçok kırılgan noktası var ekonomik açıdan. Siyasi açıdan ama biz ekonomi odaklısı, ekonomik açıdan birçok kırılgan noktası var. Siz nasıl görüyorsunuz? Biz bu bir seneyi sıradan bir vatandaş olarak ekonomik açıdan nasıl geçireceğiz sizce? Bunu tabii üzülerek söylüyorum ama kötüye gitme olasılığı iyiye gitme olasılığından çok daha yüksek. Yani Türkiye kötü bir sona doğru sürükleniyor. Hiç gerek yokken, yani doğru şeyler yapılsa çok daha rahat edilecekken gereksiz yere işler kötüye gidecek. Çünkü verilen kararlar yanlış, arkasındaki hipotezler yanlış ve ekonomide güven önemlidir. Şu an ekonomi kurmayları, ülkenin iktidarının getirdiği kurmayların hiçbir öngörüsü doğru çıkmıyor. Sürekli hata yapılıyor, sürekli yanlış öngörülerde bulunuyorlar. Bu şekilde tabii işlerin iyiye gitmesi çok zor. Yani enflasyon düşecek deniyor. Düşmesi için bir neden yok. Düşmesi için enflasyon düşürecek politikalar uygulamak lazım. Tam tersi azdıracak politikalar uygulanıyor. İşte mesela biri çıkıyor, Ocak ayına girmek üzereyken Ocak ayında enflasyon eksi çıkacak diyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde enflasyon kaç ay eksi çıktı diye bir düşünmek lazım. Diyorsunuz yani bu çok özel bir ay olacak. Evet, özel bir ay oluyor. Enflasyonun en yüksek çıktığı, ay bazında en yüksek çıktığı birkaç aydan biri oldu. Yani o kadar yanılınıyor ki, yani yanıldığınız 5-10 yıl sonrası değil, yani 4 hafta sonrası için bu kadar yanılıyorsunuz. Yani bu ne kadar büyük bir öngörüsüzlük, ne kadar bir beceriksizlik. Hani burada art niyet var mı bilemiyorum. Öyle kimseye de imtihan etmek istemem. Kesinlikle öngörüsüzlük olduğu doğru. Yani bu tür bir yönetimle Türkiye'nin iyiye gitmesini beklemek biraz hayalperestlik olur. Tabii ki ülke iyiye gitsin istiyoruz ama bir de gerçekçi olmak lazım. Peki ne kadar kötüye gidebilir bir senede? Valla çok daha kötüye gidebilir. Ben gideceği yerlerin ne olduğunu tahmin edebiliyorum ama kamuya açık bir ortamda onları telaffuz etmek başlı başına kötülük olur ülke. Onun için onları söylemek istemem ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'de enflasyon büyük ihtimal daha kötüye gidecek ama Türkiye'nin gidebileceği yerlerde enflasyon büyük problem olmayacak. Çok daha büyük problemleri olabilir Türkiye'nin. Onu ben orada bırakayım. Bu telaffuz ediliyor bence sağda solda insan tarafından ama ben onu telaffuz etmek istemem. Peki enflasyon dediğiniz gibi zaten çok yakıcı bir sorun olarak Türkiye'nin gündeminde. Uzun bir sürede belki de AK Parti iktidarının tarihi boyunca, kendi tarihi boyunca en büyük savunanlarından birisi de bütçe. Disiplinli bütçe oldu. Siz orada ne görüyorsunuz? Orada bazıları çok ciddi bozulma olduğunu söylüyor. Bazıları bütçenin tam olarak gerçeği yansıtmadığınız çünkü işte kamu iştiraklerinden ve belediyeler üzerinden farklı açık kağıdı olduğu söyleniyor. Siz bu bütçe disiplini konusunda nasıl ne görüyorsunuz? Türkiye'nin buradaki iyi bir çıpası vardı deniyordu. Bu çıpa artık uzak mı? Şimdi Türkiye'de 20 yıldır AKP iktidarı boyunca yapılan hatalar var. Bir sürü de şehir efsanesi var. Şimdi biraz geriye dönersek bunu bir tarihçesi kronolojik olarak vermek lazım insanların takdir edebilmesi için. Şimdi AKP iktidarı Kemal Derviş'in yaptığı o seçim öncesi, 2002 seçim öncesi olan koalisyon hükümetinin yaptığı programının iyi sonuçlarıyla başladı. Yani zaten o işin zor tarafları yaşanmıştı. İyi bir istikrar paketi vardı. Türkiye istikrara kavuşmuştu. Onu devraldılar. Şimdi o paketin hiçbir zaman bir kalkınma çıkış programı yoktu. O bir sadece istikrar paketiydi. Ve AK Parti hiçbir zaman şeyi geliştirmedi. Bir istikrar ve politikasını tamamlayacak bir tarım ve sanayileşme kalkınma politikası geliştirmedi. Onu da zaten sonuçlarını hala yaşıyoruz. Ama maliyede, mali politika ve para politikaları başarılıydı. O 2011 yılında bozulmaya başladı. Esasen
Durmuş Yılmaz'ın genel Merkez Bankası Başkanlığı'nın sona ermesiyle beraber, onun son dönemlerinde de zaten kadrolar değişmeye başlamıştı. Orada bir bozulma başlamıştı. O bozulma şiddetlenerek devam ediyor. Artık 10 küsur yıl oldu. Mali politikalarda zaman içinde bozulmaya başladılar. Son zamanlarda şiddetle bozuluyor. Bunların bir kısmı doğru raporlama diyeyim ya da denetim eksikliğinden doğru olarak ortaya konmuyor. İşte son olarak işte hazinenin nasıl bazı bonolarıyla oynadığı, faiz şeylerini gösterip göstermesi falan gibi şeyler var, enflasyon endeksli. Yani onlar var ama daha büyük problem Türkiye'de Türkiye'nin bu halk içinde yapıştı devlet diye bilinen genel hastaneler, havaalanları, köprüler gibi orada insan çok büyük giderleri var. Bunlar şu an borç olarak gözükmüyor ama esasen çok büyük yükümlülük ve çok büyük de akarı var. Çünkü bunların çoğu dövize endeksli, döviz arttıkça artan. Şu an yani mali disiplin kaybolmuş durumda. Ve bunları da bir şekilde makyajlayıp değişikliklerde sunmaya çalışıyorlar. Ama derseniz Türkiye'nin borçluluk oranı çok büyük bir problem mi? En önemli problemi o mu ya da birinci derecede önemli mi? Değil. Hani o açıdan da ben şu an öyle alarm içinde de panik içinde değilim. Yani eyvah Türkiye'nin o kadar çok borcu var ki bu borcu çevirmek imkanı yok. Öyle bir durum yok. Yani açıkçası şu an Türkiye'nin daha ivediği problemleri var. Ama bu da gittikçe büyüyen bir problem haline geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Yani borçlanırsınız, bütçede açık oluşur, para harcanır. Ama bunlar en azından vatandaşa hizmet olarak gider. Ama bunlar vatandaşa hizmet olarak gitmiyor. Bir servet aktarımı yapılıyor. İşte çeşitli müteahhitlerle anlaşma yapılmış, piyasanın çok üzerine ödemeler yapılıyor. Ya da hazine gidip garanti veriyor. Diyor ki bankalara siz %15, 16, 17 faizle borçlanın. Vatandaş geri kalan faizini biz ödeyeceğiz dolara karşı arttıkça. Dolar arttıkça farklı. Bu da tabii hazineden ki bu gelecek nesillerin vergisi olacak bir şey. Yani gelecek nesillerden, herkesten, fakirlerin de çocuklarından parayı alıp mevduat sahiplerine aktarılıyor. O anlamda bir kötü bir şey var. Ama bunlar Türkiye borçluluk açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin hani Türkiye felakete sürüklemez ama insan üzülüyor. Şimdi durup dururken 200 milyar, 300 milyar lira para çarçılıyor. Bir tane çivi çakılmıyor karşılığında. Ya da 200-300 milyar lira para harcanıyor, 50 milyarlık iş yapılıyor bu diğer ihaleyle yapılan şeyler. Şimdi bunlar tabii üzücü. Ama Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. Bunları, Türkiye'yi bunlar iflasa sürüklemez ama tabii üzülüyor insan, ne gerek var? Tabii. Peki Merkez Bankası nasıl görüyorsunuz? Çünkü en çok tartışma yapıldığı 128 milyar dolar tartışması da vardı. Ondan sonra işte başkan değişikliği, politika tercihi, faiz politikası zaten her zaman şu anda tartışılıyor. Nasıl görüyorsunuz özellikle rezerv konusunda Türkiye'nin orada bir akut sorunu var mıdır acaba? Orada çok büyük bir problem var. Merkez Bankası zaten Bakan Bey'in de söylediği gibi önemsizleştirildi. Yani Merkez Bankası önemli bir kurum. Yani her ülkede var. Nedeni belli çünkü... Bir orada bir politika, devletin politika yapma aracı. Türkiye şu an onu bıraktı. Yani Türkiye'de Merkez Bankası'nın bir politika faizi var. O esasen piyasaya liderlik edecek bir kurum ve o piyasa faizinin bir rolü var. Şu an hiçbir onun rolü kalmadı. Yani hiçbir şekilde piyasayı bir yere gütmüyor, sinyal vermiyor. Merkez Bankası o anlamda işlevsizleştirildi. Yani Merkez Bankası ana görevi olan enflasyonla mücadeleyi yapmıyor. Onun yerine sözde başka yapamayacağı hedefler belirleyip onları da yapamıyor. Hatırlarsınız birkaç önce dediler tam biz enflasyona mücadele etmeyeceğiz. Cari açık. Cari açık artıyor. Yani ne oldu? Konuşalım. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde olan silahlar kullanabileceği aygıtlar onun için uygun değil. Şimdi Merkez Bankası'nın yönetimiyle ilgili problemler var. Liyakatsizlik problem var. Tahmin ediyorum başka problemler de var orada ahlaki açıdan ama onlar benim işim değil. Onları hukuk konusunda test edildiği zaman ben savcı da değilim, hakim de değilim. O arkadaşların yapacağı işler. Bizim onlara bir güdüm vermemiz de doğru değil zaten. Onları yönlendirmek lazım. Ama teknik açıdan bakarsanız Merkez Bankası eksi rezervi var. Net rezervleri. Şimdi
Merkez Bankası'nın rezervleri artsın, dolara kaçış azalsın diye çeşitli mekanizmalar yapılıyor. Bunların bir kısmı çok akıllıcı olmayan politikalar, işte kur koruma mevduat onlardan biri. Ben zaten göreve geldim ilk ikinci günü bunu açıklamıştım ve dediğim her şey dediğimden daha hızlı bir şekilde kötüye gitti ve dediğim her şey çıktı, kötü olabilecek her şey. Şimdi oradaki problemlerin bir kısmı da yanlış politikayı da geçiyor. Hafif polisiye tedbirler, baskıyla dolar kurunu ya da Türk lirasının kurunu tutmaya çalışıyoruz. Bunlar genelde başarılı olmaz. Sonuçta sürdürülemeyecek şeyler sonsuza kadar gitmez. Merkez Bankası sürdürülebilir bir politika izlemiyor. Şimdi beni en çok endişelendiren şeylerden biri Merkez Bankası'nın net rezervinden ziyade brüt rezervi. Şimdi brüt rezervimiz de esasen ciddi bir şekilde azalıyor. Yani kur korumalı mevduat sayesinde sayılar da bu sıra tam açıklanmıyor farkındaysanız. Böyle hafif bir belirsizlik, stratejik bir belirsizlik var Türkiye'de. Hani görebildiğimiz kadarıyla hani 20 küsur milyar dolar bir dönüşüm oldu. Onların brüt rezerve arttırması beklenirken sonuçta arttırmanıyor. Çünkü Merkez Bankası o parayı arka kapıdan harcıyor. Ve bunu da çok transparan bir şekilde yapmıyorlar. Ama herkes de biliyor bunu esasında. Herkes de biliyor çünkü sayıları herkesin toplama çıkarma yeteneği var. Şimdi oradaki olay şu bakın. Merkez Bankası 100 milyar yaklaşık brüt rezerv var. Onun bir kısmı altın. Ve altınlar burada duruyor. Hemen kullanılabilir bir durumda değil. Bir kısmı swaplar, onlar hiç kullanılabilir durumda değil. Bir 6 küsur milyar dolarlık IMF'den alınan bir para var. Özel bir borç durumu var biliyorsunuz. Bu evet, Covid ötürü bilen. O belli bir süre içinde kullanılabilir. O da nakit olarak durmuyor. IMF ile bir evrak yapmak lazım. Bir düzen, bir prosesten geçmesi lazım. Onun dışında kalan para 30 küsur milyar, 40'ın biraz altı, 37 milyar dolar filan. Bu esasen Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir ekonomi için çok küçük bir para. Çünkü bizim cari açığımız var, diğer yükümlülüklerimiz var. Bu sırada Merkez Bankası arka kapıdan dolar satarak kuru korumaya çalışıyor. Bunları düşünürseniz bu oldukça endişe verici bir durum. Bu swap'ı kullanamıyor muyuz? Çünkü şundan soruyorum. Şimdi Türkiye'nin son dönemde işte bu döviz ihtiyacı olunca swap mekanizması bir yerden çok gündeme geldi ve Türk dış politikası da esasında biraz bunun çerçevesinde şekilleniyor. İşte Suudi Arabistan'la işte Cemal Kaşıkçı cinayeti, işte İsrail'e barışma, Avrupa, Rusya, Çin dandı swap anlaşması yapmıştık. Yani Türkiye dış politikası buna göre şekerini söyleyebilir son dönemde. Biz buradan aldığımız swapları, yaptığımız swapları hiçbir şekilde kullanamıyor muyuz? Sadece bir şeyde mi gösterebiliyoruz? Kevit üzerinde. Bu psikolojik bir etkisi var şu aşamada. Bunu hangi ülkede yaptığınızla da alakalı. Ama zaten bu kullanabiliyor olsanız bile, bunu Amerikan Merkez Bankası yapsanız bile bunlar sadece çok özel durumlarda işe yarayacak bir şey. Yani hiçbir ülkenin Merkez Bankası başka bir Merkez Bankası'nın aldığı swap borçla ekonomi politikasını uzun vadeli götüremez. Ama bir de bunu böyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir söz var. Bu ben doğru bir kelime değil ama o kullandığı için kullanıyorum. Hani kabile devleti diye bazı ülkeleri hor görmek için söyler. Yani kabile devletlerinden alınacak swaplarla Türkiye Cumhuriyeti düzlüğe çıkmaz. Taşıması değme dönmez. Yok, dönmez. Bir de muhatap olduğunuz ülkenin dünyada öyle bir şeyi de yok. Para biriminin öyle bir saygınlığı, konvertibilitesi de yok. O biraz da psiko şey, propaganda gibi. O artık. Yani evet, o bir var mı? Var. Evet ama yani Katar parasına kaç kişi alıp şeyini kasasına koymak istiyor bir düşünmek lazım. Peki son olarak sonuna gelen iki tane kısa soru soracağım. Biz yabancı yatırımcı. Şimdi siz Amerika'da zaten yaşayan ve çalışan bir insansınız. Oradan daha da tabii yakından temas halindesiniz. Bu şu anda Türkiye'nin bir senelik bir süre kaldı seçime. Bu dönemde denklemi değiştirecek bir yabancı yatırım gelme ihtimali var mı? Sıcak paradan bahsediyorum zaten doğrudan yabancı yatırımdan diye. İşte bu politik veya işte Ukrayna Savaşı'ndaki aldığı pozisyon Türkiye'nin Rusya ilişkisi olsun, F-35, S-400 ilişkilerinden bir, bu tip siyasi gelişme yabancı yatırımcının yönü doğrudan hızlı bir şekilde değiştirmesine sebep oluyor mu? Şimdi hangi yatırımcıdan bahsettiğimize göre değişebilir ama sonuçta cevap çok fazla değil maalesef, olumsuz. Ama kimden bahsettiğimiz de önemli. Yani normal, tamamen kanuni yollardan kazanılmış para, bir fon yöneticisinin yönettiği, profesyonel bir şekilde yönetilen bir paradan bahsediyorsak, Türkiye şu an yatırım yapmak için çok riskli bir ülke. Niye? Çok büyük bir makro istikrarsızlık var. Yani gelip Türk lirası
bir varlık satın alıyorsunuz. Türk lirasının ne olacağı belli değil. Yani Türk lirası piyasada belirlenen bir fiyat değil. Merkez Bankası şu an dolar satmayı bıraksa, kurumların üzerine baskı yapmasa, kur kurum memlakata da geçin, yok dolar almayın filan diye baskı yapmasa, Türk lirası çok farklı bir yere gider. Böyle bir yerde, böyle bir istikrarsız bir yerde siz yabancı olsanız paranızı Türk lirasına çevirir misiniz? Yani bunun cevabı çok net. Bir de ayrıca ne olacağı belli değil. Bunun üstüne üstlük Türkiye'de bir de hukuksuzluk var. Yani hukukun üstünlüğü, burası bir hukuk devleti kağıt üzerinde ama uygulamada değil. Şimdi böyle bir ortama yabancı niye gelsin? Yani kazandığı parayı niye böyle bir riske atsın? Ha dersiniz ki çok büyük faiz veriyoruz falan ama adam getirsine götürsüne baktığı zaman burası cazip bir yer değil. Zaten görüyorsunuz Türkiye'de şu an sene başında Türkiye'deki devletin borçlanma kağıtlarında 4,5 milyar dolar falan yabancı para vardı. Yılın daha yarısına gelmedik. Bunun 1,5 milyara çıktı, kaldı 3 milyar. Bu hızla giderse yaz sonunda bu insanlar tamamen çıkmış. Yani geleceğine çıkıyor insanlar. Niye çıkıyor insanlar diye sormak lazım. Şimdi siz öngörülür ve güvenilir politika yapmıyorsunuz. Kanunlarınız çalışmıyor. Ve yani hukuk kuralları çalışmıyor ve onun üstüne üstlük de böyle piyasalarda fiyat oluşuma da izin vermiyorsunuz. Peki son olarak şunu soracağım. Bunu hani işte yabancı çıktı Türkiye'den, işte borsadan çıktı, bonodan çıktı, her yerden çıktı esasında. Biz bize kaldık diye tabir edebiliriz. Finansal. Yani şey, borsada hala var. Ama %60'lardan 30'a çok düşük seviyeler indi. Şimdi genel olarak finansal piyasada yabancıların azalmasını sizce iktidar bir gerek mi yaptı? Çünkü bunu söyleyen de var. İçeride işte bu nevi şahsında münasır politika üretmek için, yönetebilmek için sonuçta ne terkinle kibarca yapıyorlar. Yabancı bunu yapamazlar. O yüzden çıkmasında biraz müsaade etti. Fikrine katılır mısınız? Bu iyi bir şey mi? Değil tabii ki de. Yani iyi bir şey değil ama ben şu an ekonomi kurmayları o kadar çok yanlış şeyler yapıyor ki hani neyi bilerek yapıyorlar. Ben hani onlarla her gün konuşuyorum. Bir şey demem doğru değil. Yani yaptıkları birçok şey umarım beceriksizlik yüzünden oluyordu. Bir de art niyet varsa bunun başka problemleri var, başka sorumlulukları da var. Yani onu bilemeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim, yani Türkiye yabancı yatırımcıyı kaçırmaya çalışıyor olsa şu anki yaptığı şeyler onunla çok çelişkili. Çünkü bir taraftan yabancı yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyor ve çok büyük risk alıyor Türkiye. Yani şimdi dünyanın sınırlama getirdiği oligarklar, Rus oligarklar var. Şimdi onların parasını almaktan filan bahsediliyor ki hatta alınmaya başlandı. Denklem değişti mi? Ekonomik denklemi. Ekonomi denklemi değiştirmeyeceği gibi pozitif anlamda, negatif anlamda değiştirir. Yani burada biraz dikkat etmek lazım. Dünyayı tanımak lazım. Yani ikinci bir Halkbank faciasına ihtiyaç yok. Yani Türkiye ambargoyu delerse Türkiye tabii ki kuvvetli bir ülke, önemli bir ülke dünya konumunda. Fakat Türkiye'den çok daha büyük ülkeler var, Çin gibi. Yani Türkiye'ye deldirirlerse Çin'e de deldirirler. Ambargoyu koyan insanların isteyeceği bir şey değil. Bunun nereye gidebileceğini düşünmek için alim olmaya gerek yok. Biraz dünyayı tanımak yeterli. Yani ama Türkiye önemli bir ülkedir, güçlü bir ülkedir. Doğru politikalar uygulayarak kendini de ezdirmez ve haklarını korur. Ama yanlış politikalar uygularsanız haksız duruma düşersiniz. Kedi yakın vadede oldu zaten. Yaşadım esas. Tecrübe ettiğimiz bir şey. Evet, maalesef. Çok teşekkür ederiz. Bilge Bey, konu çok ama zaten siz daha çok Türkiye'desiniz artık. Önümüzdeki süreçte daha çok işler yarın yaparız. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.